Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bayramımız mübarek olsun. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz ki mübarek bir Ramazan bayram sabahına bizleri kavuşturdu. Bugün 1 Şevval 1444. 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurladık. Dün akşam da ifade ettiğimiz gibi arşivimize gönderdik. Rabbimizin katında tutulan arşive gönderdik. Değerli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bir ay boyunca oruçlarımızı tuttuk. Namazlar, 5 vakit namazlara ilaveten Ramazan gecelerinin sünneti olan teravihlerimizi kıldık. Zekatlarımızı bu aya denk getirerek bu aydan istifade ettik. Fitrelerimizi vererek muhtaçlara yardımcı olduk. Bu ayın şanına yakışır şekilde. Hayır hasenatlarımızı yaptık. Hulasa-i kelam, bu güzel yoğun kulluk temposu sonrasında bugün de karne almaya geldik. Bugün bizim karne günümüz. Ramazan okulundan mezun olduk. Ramazan mektebinden mezun olduk. Bugün bu mezuniyet belgesini, diplomasını almak üzere bayram sabahında bu güzel saatte, bu güzel mabette bulunuyoruz. Ramazan bize aslında çok güzellikler kazandırdı. Şöyle ki, Ramazan'a mahsus Ramazan orucu var. Ramazan orucu ki Müslüman'ı Müslüman yapan önemli bir ibadettir. İslam'ın 5 şartından, İslam olmanın, Müslüman olmanın 5 ana sütunundan, değerinden, direğinden birisi olan Ramazan orucunu tuttuk. Müslümanlığın en önemli göstergelerindendir. Ramazan'da tutulan oruç. Oruç Ramazan'a mahsus değildir ama Ramazan'da tutulan oruç zorunlu, mecburi yani farz. Bu zorunluluk Allah tarafından konulmuştur ki Bakara suresi 183. ayetteki ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumussiyam kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ey inananlar, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç tutarak korunursunuz, takvaya ulaşırsınız ayetine duyduk. Semi'na ve ata'na dedik. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi dedik. Oruç ile Rabbimizin rızasını kazandık. Oruç ile biz takvaya ulaştık. Oruç tuttuk. Orucun da bizi tutması için oruç tuttuk. Orucun da bizi tutması için oruç tuttuk. Çünkü oruç ayetinde Bakara 183. ayetin sonunda leallekum tettegûn diyordu Allah-u Teala. Oruç ile takvaya ulaşırsınız. Günahlardan korunursunuz. Bir daha günaha gitmezsiniz. Günaha yürümezsiniz. Günaha göz dikmezsiniz.
demektir bu. Demek ki bir aylık oruç bize ne kazandırdı? Günaha gitmemeyi, harama el uzatmamayı, harama göz dikmemeyi, harama yürümemeyi öğretti. Öğretti de bu öğrettiği orucun bizi tutması sadece Şevval'in birine kadar, bugün Şevval'in biri, Şevval'in birine kadar olmamalıdır. Orucun bizi tutması gelecek seneki 1445. kameri yılın Ramazan ayına, yani 11 ay sonraki aya kadar en azından tutacak oruç. Ondan sonra zaten bir daha Ramazan gelecek. Bir daha bir donanıma sahip olacağız oruç ile. Bu böyle ömür boyu devam edecek. Orucun güzellikleri, orucun bize kazandırdıkları. O zaman bu döngü devam ettiği müddetçe ömür boyu senin hayatın, senin ömrün Ramazanlaşmış olacak. Dünyanın Ramazan olacak. Dünyanın Ramazan olacak. Burada Ramazan'da anlattığımız gibi tekrar söyleyelim. Dünyanız Ramazan ise ahiretiniz ne olacak? Ne olacak? Bayram olacak. Tabii otomatikman cennet oluyor bayram olunca. Ramazan'ın sonunda bayram var. Şimdi bugün yaşadığımız Ramazan'ın sonu bayram. Senin dünyanın Ramazan ise ahiretin ne oluyor bu sefer? Bayram oluyor. Ahirette bayram edeceksen, ahiretin bayram olmasını istiyorsan dünyanı Ramazan yapacaksın. Tombaladan cennet yok. Beleşten tesadüfen cennet yok. Gayret olacak, çalışma olacak. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Kişiye ancak çalıştığı vardır diyor ayette. Gayreti vardır. Bir yolunu bulur giderim cennete havasına girme. Filan gruba katılırsam cennete kapağı atarım. Atamazsın. Kurallar belli. Cennete girmenin formülleri belli. İman ve salih amel. Kur'an'a uyacaksın. Allah'ın emirlerine uyacaksın. Allah'ın ne emrettiğini bileceğiz. Allah'ın neyi yasakladığını da bileceğiz. O zaman kafamıza göre yaşamayacağız. Çünkü Kur'an, iman ettiğimiz şu kitap, iman ettiğimiz bu kitap, bu kitap elimizdeyse Müslüman katiyen kafasına göre yaşamaz. Bu kitap kafamıza göre yaşamayalım diye gönderildi. Peygamberler kafamıza göre yaşamayalım diye gönderildi. Neye göre yaşayacağız? Peygamberin dediğine göre, kitabın dediğine göre yaşayacağız. Kitap tek başına yetmiyor. Peygamber ona, bize kılavuzluk yapıyor. Yol gösteriyor. Rabbimiz bize dini indiriyor, gönderiyor. Dinin nasıl yaşayacağını, yaşanması gerektiğini peygamberleriyle gösteriyor Allah. Yani peygamberler dinin tipik bir prototipi. Prototip, numune, örnek. Ya Rabbi Müslüman olacak, Müslüman yaşayacağım ama nasıl olacak mesela? Diyor ki Hazreti Muhammed gibi mesela böyle olacaksın diyor. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan orucu bize bu şuuru kazandırmalıydı zaten. İkinci olarak Ramazan orucu, Ramazan ayı bize Kur'an'la iletişimimizi güçlendirdi. Güçlendirmeliydi. Neden? Çünkü Ramazan'ı Ramazan yapan aslında Kur'an'dır. Kur'an olmasaydı Ramazan olmazdı.
ay olarak olurdu be ama diğer 11 ay gibi sıradan olurdu yani. Zilkade, Zilhicce, Recep, Şaban, Ramazan neyse. Ama diğer 11 aydan farklı. 11 ayın sultanı. Kur'an'da adı geçen tek aydır bu. Bakara 185'te geçiyor. O zaman Kur'an olmasa Ramazan olmazdı. Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an'dı. Biz o yüzden Ramazan'da oruç tuttuk. Ramazan'da Kur'an'ın inişini kutladık biz. İnsanlıkla buluşmasını, son vahiy. Böyle bir özelliği var Ramazan'ın. Bize Ramazan Kur'an'la iletişimimizi, arkadaşlığımızı öğretti. Kur'ansız yaşanmaması gerektiğini öğretti. Çünkü Kur'an son kılavuz. Adem Aleyhisselam'dan beri Allah vahiy gönderiyor Cebrail vasıtasıyla. Elimizdeki Kur'an son vahiydir. Artık Rabbimiz bu Kur'an'dan sonra bir daha peygamber göndermeyecek, bir daha vahiy indirmeyecektir. Evet. O yüzden Allah-u Teala Bakara 185'te Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an dedi. Burada Ramazan ile efendim Kur'an aynı ayetin içinde geçti. Aynı cümlede geçti. Ramazan ve Kur'an. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Yani indirilmeye başlandı. Evet. O zaman Kur'ansız bir Müslüman olmayacağız. Kur'an'ın Peygamberimize ilk inen ayetlerini hatırlayın. Hangisiydi? İlk inen ayet grubu. Hangisiydi? İkra diye başlayan Alak suresinin 96. sure. Alak, Bakara suresi Medine, Medeni suredir. Medine'de indi. Peygamberimiz hicretten sonra. Peygamberimiz 13 sene Medine'de, Mekke'de kaldı. Yani peygamberlikten 13-14 sene sonra inmiştir Bakara suresi. Ama Alak suresinin tamamı değil. İlk 5 ayeti Nur Dağı'nda, Hira mağarasında miladi 610 yılında 6236 ayet olarak tamamlanacak olan Kur'an'ın 6236 ayetinin 5 ayetidir. İkra bismi rabbikellezî diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti. Şimdi demek ki Kur'an'ın ilk emri oku olduğuna göre okumak farz olmuş oluyor artık. Farz olmuş oluyor herkese. Yani müftüye değil namaz, Kur'an okumak. Rabbimiz bize mahşerde sorduğu zaman ey Ahmet Mehmet Kur'an okudun mu? Müftü okudu desen yırtabilir misin? Benim yerime caminin imamı okudu desen sıyırabilir miyiz? Sıyıramayız. Herkes okuyacak. Buradaki okumak sadece Kur'an okumak değil. Müslüman bu ikra'dan, oku emrinden 3 tane okuma yapacak. 3 okuma çeşidi. 1. Son vahiy Kur'an'ı okuyacak. Hayatını okuyacak. Sadece Fatiha'dan Nas arası hatim etmeyecek. O sadece birinci basamak. Bazı kardeşlerimiz Fatiha ile Nas arası 114 sureyi bir ayda hatim ediyor. Okuyor, tamam bitti. Bu değil sadece Kur'an okumak. Bu Kur'an okumak bundan ibaret değildir. Asıl Kur'an'ı hayata okumaktır esas olan. Hayata okumak ne demek? Evinde, bağında, bahçende, sokağında, caddende de Kur'an okunmalı. Yani söz sahibi olmalıdır. Adam ayda bir hatim ettim diyor. Gırtlağına kadar faiz. Lan mübarek sen bu faiz ayetinin üzerinden ayda bir geçiyorsun. Hiç mi denk gelmiyor mu faizin haram olduğunu dahi? Ama hatim ettim diyor. Hocam duasını yap diyor. Lan ben ne yaparsam yapayım. Sen faizin dibine girmişsin. Bir de Kur'an okudum diyor. Kur'an kurtarmaz seni ki. Günde bir hatim etsen yine kurtarmaz ya. Kur'an'ı öyle okumayla Kur'an hayata okunacak. Adam dürüst tüccarları kenara koyalım.
dürüst olan kardeşlerimiz Peygamberimizin ifadesiyle ne diyor hadiste? Et-tacir saduk ma'an nebiyyin ve sıddıkın ve şühedâ. Dürüst tüccar diyor, peygamberler, şehitler ve sıddıklarla olacak beraber. Onları bir kenara koyalım ama namaz kılıp, Kur'an okuyup, hatim edip de dükkanında, iş yerinde müşteriyi kazıklıyorsa o hatim seni kurtarmayacak ya. İstediğin kadar hatim okusa, ondan sonra istediğin kadar tesbih namazı kılsa, o sosyal hayatında Kur'an yoksa senin Kur'an'ı şuraya git, şuradan aşağı inmemiş demektir. Değil mi? Kur'an okumak o değil işte. Kur'an söz sahibi olacak. Hayatında sen yaşayan Kur'an olmak zorundasın. Yaşayan Kur'an. Tamam mı? Dilin kötü konuşmayacak. Dedikodu, gıybet olmayacak. Yalan olmayacak. Üç kuruşluk dünyanın menfaati için takla atmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Bu kadar önemli yani. Kur'an hayata böyle hakim olur. Demek ki Kur'an okumak için bir, Kur'an'ı normal hatim etme şeklinde yüzüne güzel okuyacağız, orijinal okuyacağız, yanlışsız, hatasız okumaya gayret göstereceğiz. Tecvidiyle beraber inşallah. Bu birinci basamak. Bir de insan kitabını okuyacağız. İnsan bir kitaptır. İnsan Allah'ın bir ayetidir. Vahidir insanın kendisi. İnsanı okuyacağız. Bizzat Alak suresinin ilk ayetlerinde, peygamberimize inen ilk ayetlerinde emrediliyor insanı okumamız. Embriyoloji ilminden bahsediyor orada. Değil mi? Biyolojiden bahsediyor o ayette. Ne diyordu? Halakal insana min alak. 23 senede tamamlanacak olan Kur'an'ın ilk cümleleri bunlar. İlk Mekke'de inen ilk cümleler. İnsanı alaktan yarattı. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, adına oku. Yani besmeleli oku. Besmelesiz okuma. Bütün okumalarınız besmeleli olsun. Bütün ders kitaplarınız besmeleyle başlasın de. Fen bilimleri kitabı var. Su diyor deniz seviyesinde 0 derecede 100 derecede kaynar. Efendim şöyle olur, böyle olur. Yağmur şöyle yağar, deprem böyle olur. Öyle bir üslupla anlatıyor kitap ki Allah'tan bağımsız, bunu yapan kendiliğinden tabiat yarattı diyor. Tabiat oldu diyor. Tabiat ana diyor, tabiat baba diyor, neyse. Allah yokmuş gibi yazılmış kitap. Allah yokmuş gibi konuşuyoruz. Depremi konuşuyoruz bir saat, iki saat. Kelli felli profesörler, bir kere Allah lafı yok. Deprem kendi kendine mi oldu? Allah Kur'an'da diyor ki yaprak kıpırdamaz Allah'ın ilmi, bilgisi dahilin dışında. Yaprak. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ın ilmiyle alakalıdır. Allah'ın müdahil olmadığı bir an olamaz. Evet, okumalarımız böyle olmalıdır. İnsanı okuyacağız. Halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yarattı. Alakadan yarattı. Sevgiden yarattı. İlgiden yarattı. Kadınla erkeğin alakası olmasa insan nesli türemez, çoğalmaz. Hani günümüzde elektrik alma diyoruz ya, diyorlar ya, alaka işte o. Alakadan yarattı. Erkekle kadını çekici yarattı. Tabii ayrı bir mesele. Yani bir imtihandır. Bunun helale çevrilmesi nikahla oluyor. Nikahsız olduğu zaman bunun adı ne oluyor? Zina oluyor. Ama modern insan tırnak içinde öyle bir yutturuyor ki sana bana filan ünlü biz diyor beraber yaşıyoruz diyor. Ne güzel söylüyor. Gençlere de rol model oluyor arkadaş. Nikah var mı kardeşim? Yok. Devletin kayıtlarında evli misin? Yok. Bu kadın neyin oluyor? Hiçbir şeyin arkadaşım. Arkadaşım dediğiyle evde baktı. Aynı evde yatıp kalkıyor. Bunun adı zamparalıktır. Bunun adı zinadır. Büyük günahlardandır.
Ama normal anlatılıyor. Su içmek gibi normal anlatılıyor. Niye? Gençlere, sana, bana normalleştiriliyor. Nikahın dini dinsiz olur mu ya? Nikah nikahtır, sözleşmedir. Bu sözleşme yoksa nikah yoktur. Efendim, konumuz bu değil de buraya geldi. Şimdi arkadaşlar, demek ki Allah insanı alakadan yarattı. İkinci anlamı da embriyodan yarattı demektir. Embriyo, erkekle kadının sıvısından yarattı anlamındadır bu. Embriyo, döllenmiş yumurta demektir, alaka. Tamam mı? Biz daha Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde bu var. Bunu niye anlattım burada? Bayram sabahında. Geçtiğimiz Ramazan ayı Kur'an ayıydı. Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde bu var. Biz Kur'an okuyacağız dedik. Kur'an'ın okuyuş şekillerinden bir tanesi de insanı okumaktır. O emrediliyor. İnsan bir alemdir. Okunması gerekir. Keşfedilmesi lazım. Üçüncü olarak da kainat kitabını okuyacağız. İkra emri onu da emrediyor. Kainatı okuyacağım. Kimyayı okuyacağım. Biyolojiyi okuyacağım. Astronomiyi okuyacağım. Matematiği okuyacağım. Coğrafyayı okuyacağım. Bütün bilimler Allah'ı anlatıyor. Anlaması bilene, anlayana. Efendim, bazı çevreler din ayrı, bilim ayrı diyor. Dinle bilim çatışır mı, şöyle eder mi, böyle eder mi? Bütün bilimler Allah'ta, Allah'ın bilimidir. Allah'ı anlatır. Güneş, astronomi, güneşi, ayı, gezegenleri inceliyor değil mi? Böyle değil mi? Bu güneş kimin? Kimin güneş? Allah yaratmadı mı? Güneşi, ayı. Kur'an'da Şems suresi var. Şems, eşşems. O şemsi ve vuhâhe. Ne demek şems? Güneş. Kamer suresi var. Kamer ne demek? Ay. Necim suresi var. Necim ne demek? Yıldız. Kur'an'da astronomi sureleri var ya. Böyle bak. Hadid suresi var mesela. Hadid ne demek? Demir. Kimyacı var mı içinizde kimyacı? Demirin atom numarası kaç? Atom numarası. Yok mu? 57. Demirin atom numarası 57. Hadid suresi de 57 numaralı suredir Kur'an'da. 57 numaralı suredir. Tamam mı? Evet, demiri indirdik diyor. Demir de bir ayettir yani. Demirin de ilahi bir yönü var. Bugün medeniyet, demir olmasa medeniyet olmaz. Demirsiz bir hayatınız olmaz. Kur'an'da bunlar da var. Bunları da okumak lazım. Öyle günde bir hatim, ayda bir hatimle övünmeyin. O az okuyun ama anlayarak okuyun demek istiyor. Anlayarak. Ne diyor Rabbimiz burada? Neler anlatıyor? Neler var? Neler diye. Tamam mı? Tekrar edelim. Her gün bir cüz okuduk. Ayda bir hatim yaptık. Güzel. Takdire şayan. Çok faziletli. Lakin o birinci basamakta. Yetmiyor ya. Evet. Ramazan'da geride bıraktığımız Ramazan'da biz neyi öğrendik? Efendim Kur'an'la hemhal olmayı, arkadaş olmayı öğrendik. Öğrenmeliydik. Şöyle bir Müslüman düşünemiyorum. Bir ömür yaşamış, 60, 70, 80 sene, Kur'an'dan bir sure bilmeden ölmüş. En kısa sure hangi sure? En kısa sure. 3 ayet. Hangi sure? Kevser suresi. Evet, olsun. İnne a'tayna kevser. Fesalli li rabbike fenhar. İnne şanike huvel abtar. 10 saniyede okursun. Bir sure bilmeden ezbere veya Kur'an'ı yüzüne okumadan, okuyamadan ölmek bir Müslüman için ne büyük bahtsızlık. Kur'an'ı okuyamamak için bugün hiçbir geçerli mazeretimiz yok artık. 7/24 imkan var. Engel yok, mani yok. Çocuklarımız hakeza.
İslami ilimlerin okutulduğu İmam Hatip'ler, ilahiyat fakültelerinden başka diğer okullarımızda da Kur'an öğrenme, öğretme imkanları var. Okulların dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli dallarda, branşlarda her yaş grubuna yönelik Kur'an kursları var. Var ya, yelpaze geniş, engellisinden al da 4-6 yaş, 7-10 yaş Kur'an kurslarımız, yetişkinler, özürlüler, memurlar, amirler, her türlü yelpaze var. Yeter ki Müslüman şu dünya meşgalesinden başını bir kaldırıp da buna vakit ayırırsın. Hocam okuyacağım da hiç vaktim yok. 24 saatte Kur'an öğrenmeye vakit ayıramıyoruz. Böyle dünya bizi cendereye almış ya. Bir türlü sıyrılıp Kur'an öğrenemiyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Hala geç değildir. Öğrenelim artık. Yolunu bulalım yani. Basın yayın vasıtaları, internet vesaire, televizyonlar 7-24 öğrenme imkanına bizim için bu imkanları bize sunuyoruz kardeşler. Evet. Evet. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında zamanı iyi kullanmayı öğrendik dedik. Ramazan bize zamanın tertibini kullanmayı öğretti. Değil mi? Bütün ibadetler zamanla alakalıdır. Dikkat ederseniz. Şu anda bayram namazı kılamazsın. Niye? Niye? Vakit gelmedi. Sabah namazı da kılamazsın. Niye? Geçti. Güneş doğdu, sabah namazının vakti çıktı. Cuma da kılamazsın. Niye? Daha cuma namazına vaktine var. Allah günde 5 vakit program yapmış. Programa uyacaksın. Günlük program, haftalık program, yıllık program, yıllık ibadetlerimiz mesela namaz bazında 2 tane bayram namazı var. Yılda bir kurban ibadeti var. Mesela vacip olan udhiye dediğimiz kurbanı şimdi kesemezsin. İlla Zilhicce'nin 10'u olacak. Kurban bayramının 1. günüdür. Hac ibadeti ömürlük farzdır zenginlere, dine zenginlere. Hac yapmış, hac yapabilmen için bunun bir zamanı var değil mi? 500 defa hacca gitmek, Mekke'ye gitsen, 1000 defa Kabe'yi tavaf etsen, 20.000 defa Arafat'a çıksan hacı olamazsın. İllahi neye uyacaksın? Belirlenen kurallara uyacaksın. Nedir o? Zilhicce ayının 9'u günü Arafat'ta olmak zorundasın. Mekan Arafat olacak bir defa. Onun dışına çıkamazsın. Onun da sınırları vardır. Sınırlar yazıyor. Hacca gidenler bilir. Kocaman tabela var. Nihayetu Arafa. Bidayetu Arafa. Arafat'ın başlangıcı, Arafat'ın sonu. Sınırlar Cebrail gösterdi peygamberimize. O sınırların dışında Arafat vakfasını durman caiz değil. O tabelanın şu tarafına geçemezsin. Sınırlar bellidir. Mekan. Zaman da bellidir. Zilhicce ayının 9'u. Yani bizim Arafa günü dediğimiz. Aslında Ramazan bayramının bir gün öncesine Arafa denmez. Dün mesela Arafa diyordunuz değil mi? Aslında doğru bir kullanım değil. Arafa günü değil normalde. Kurban bayramından önceki günün adıdır Arafa. Neden? Hacılarımız o gün Arafat'tadır da ondan Arafa günüdür. Anlatabildim mi? Dün Arafat'a çıkan falan yoktu yani. Ama kullanım olarak öyle geliyor. Ama işin aslı bu. Zilhicce'nin 9'u Arafa günü hacılarımız haccın yüklü olan Arafat dağına çıkarak Arafa vakfasını yapıyorlar da ondan Arafa günü deniyor. Kurban bayramından bir gün önceki güne. Dolayısıyla hacı olman için Kabe olacak, Arafat olacak, Müzdelife Mina olacak, mekan olarak bu 4'ü olacak. Artı zaman olarak da Zilhicce'nin 8 terbiye gün dediğimiz 8. gün, 9. gün, 10. gün, 11. gün o bayramın 3 günü olacak. Şeytan taşlama günüdür bunlar. Bunlar olduktan sonra hacı oluyorsun. Bunu niye anlattın hocam? Her ibadetin bir formatı vardır. Ben formatı kafama göre değiştiremem. Değil mi? Akşama hepsini bir eder kılarım diyor namaz konusunda
sıkıntısı olan kardeşlerimiz. İş güç zamanı diyor, akşama kılarım diyor. Böyle bir tasarruf hakkın yok. Allah bilmiyor muydu akşama hepsini kılmamızı? Biliyor. Niye öyle yapmadı o zaman? Günü beşe böldü. Kafana göre takılamazsın ya. Yani. Beş vakit namazı bize o vakitler güneşin hareketlerine göredir bu. İbadetlerin bir kısmı güneşin hareketlerine göre, bir kısmı ayın hareketlerine göre. Bugün ayın biri, Şevval'in biri. Artık Ramazan hilali gitti, Şevval hilali göründü. Aya göre, tamam mı? Kurban da, hac da ay takvimine göredir. Ayın hareketlerine göre. Namaz da güneşin hareketlerine göre. Bak 5.22'de pazarda güneş doğdu. 5.22'ye kadar sabah namazını kılacaksın. 23 gece kılamazsın. Tamam mı? Böyle yani. Efendim kalkınca kılarım sabah namazı. Kılarsın. Kazasını edersin de orijinal olmaz. Yedek parça olur. Aslı gibi olmaz. Sorguya çekilirsin. Niye kalkmadın? Niye uyuyakaldın? Niye tembellik yaptın? Kazasını yaparsan iyi hal indirimi yapılabilir. Hiç kılmayanla, kaza yapmayanla kaza yapan aynı olmaz. Yani 5'te sabah namazı kılanla saat 10'da kalkıp kılan aynı olmaz. Tamam mı? Evet. Ramazan ayında biz bunları da ne yaptık? Bu güzellikleri, zamanı kullanmayı öğrenmiş olmamız lazımdı, değil mi? 5 vakit namaz kılan kişi zamanı iyi kullanır. Hayatını namaza ve camiye göre planlar. Planını ona göre yapar. Sabahtan evden çıkarken 5 vakit namaza göre bir hayat dizayn eder. İşe giderken, bağa giderken, bahçeye giderken hep gönlünde cami var, namaz var. Daha önce de ifade ettik. Birbirimizle randevulaşırken namaz ve cami ekseninde randevulaşalım. Namaz ve cami. Namaz vakti ve cami ekseninde. Mesela diyelim ki öğle namazında Hatuniye Camii'nde buluşalım. Hem cami hem namaz vakti. Böyle olması lazım. O yüzden bir Müslüman yaşadığı şehirde 5 vakit namazın vakitlerini ezbere bilmelidir. Yuvarlak olarak, dakika olarak bilinebilirsiniz. Günler yaz, kış kısalıp uzayabiliyor. Uzuyor yani. Güneşin hareketlerine göre malumunuz. Namaz vakitlerini bilmelidir. İnsanoğlu, insan kelimesi nisyandan gelmiştir. Nisyan da unutmak demektir. Unutmak. İnsan yaratılış itibariyle unutmaya meyillidir. Kulluğu da unutabilirsin diye Allah. Günde 5 defa sana randevu verdim diyor. Özel randevu. Düşünsene. Bu namazı 5 vakit kılanlar bunun şuuruna varıyor. Bazıları varmasa da 5 vakit randevuyu hiç kaçırmıyor. Namaza böyle bakacaksın. Allah ile randevu. Kulum bu randevuyu kaçırabilirsin. Kaçırma ihtimaline karşı sana hatırlatıyorum. Nasıl hatırlatıyorsun? Ya Rabbi, minareden günde 5 defa bunun vaktini sana bildiriyorum. Hayya ala salah. Kulum randevu vakti geldi. Haydi namaza. Ya Rabbi niye gelelim namaza? Hayya ala felah. Kurtuluşa. Kurtulmak için. Kurtulmak ne demek? Neden kurtuluyoruz biz? Neden? Cehennemden, ateşten. Cehennemden kurtuldum mu otomatikman nereye gidecek? Cennete. Bakınız namaz cennettir, cennet. 5 vakit namaz cennete gidiştir. Bilet almaktır. Allah'ın huzuruna varıyoruz. Randevuyu kaçırmıyoruz. Değil mi? O yüzden 5 defa bir anons yapılıyor minarelerden. Buna duyarlı olmak lazım. Mümkün mertebe namazlarımızı cemaatle camilerde kılmak esastır. Fazilettir. Getirisi çok büyüktür. Tek başına kılarsan bir, cemaatle kılarsan kaç?
veriliyordu. Hangisi çok? Hangisinin notu fazla? Hangisinin puanı fazla? Cemaatle kılınan. O yüzden cemaati kaçırmamak lazım aziz kardeşler. Evet. Vakit hızla ilerliyor bu arada. Ramazan aynı zamanda yardımlaşma ayıdır dedik. Dayanışma ayı. Ramazan'ın bu yılki teması neydi? Ramazan ve dayanışma. Ramazan'ın en önemli sütunlarından birisi de infak sütunu dedik. Ramazan boyunca bu kürsüden infak, malımızı paylaşmak. Ne varsa artık. Dinen zengin olanlara zekat farz dedik. Farz olmayanlara da infak, diğer sadaka çeşitleri var yani. Dinen zengin deyince Sabancı gibi zengin anlamayın yani. Behbi Koç gibi zengin anlamayın. Dinin zengin olunik ölçüsü bellidir. Tamam mı? Aziz kardeşlerim, zekatla biz ne yaptık zekatla? Zekat kelimesinin kelime anlamı temizlik demek, biliyor musunuz? Mesela قَدْ اَفْلَعَ مَنْ تَزَكَّى. Allah diyor ki temizlenenler kurtuldu. Bu ayet-i kerimeye alimlerimiz üç mana veriyor. Kurtuldu diyor. Kim? مَنْ تَزَكَّى. Temizlenenler kurtuldu. Temizlenmek ne demek? Bir, kalp temizliği. Kalp temizliği neyle olur? Sabunla mı? Deterjanla mı? Neyle? Neyle? Zikirle, Kur'an'la, ibadetle. Namaz kılmadığıma bakma kalbim temiz diye cümleye başlayanlar çok duyarsınız. Namaz kılmayan adamın kalbi temiz olması için peygamberi dinlememiz lazım önce. Peygamberimiz buyurdular ki kul günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konulur. Bir nokta. Namaz kılmamak günah mı? Dinen kılmamak günah. Kılmadığı zaman ne olacak? Bir siyah nokta konacak. Günde 5 defa kılmadığı zaman 5 tane. Haftada 35 eder değil mi? Günde 5 defa. Ayda 4 çarpı 35 140 bir ayda. Sadece namaz. Tevbe etmedin, yolunu düzeltmedin, kalbin katran kesildi. Temizlik iddian boş demektir bu. O yüzden kalp temizliği önemli. Kalp temizliği neyle olur? Namazla olur. Rükuyla, secdeyle olur demektir bu. Evet. Ruhun gıdası nedir? Müziktir diyor. Değil. Ruhun gıdası ibadettir. Allah'a secde etmektir. İki, kalefle ammen tezekkâden ikinci maksat beden temizliğidir. Bedenini temizleyen. Namaza dururken iki tane temizlik yapmadan namaza duramıyorsun. Namazın 12 farzından ikisi temizliktir. Hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet demek abdest ve gusül yoksa abdest ve gusül al demektir. Abdestsiz namaza duramazsın. Bu bir temizliktir. Hem maddi hem manevi temizliktir. İkincisi de necasetten taharet, zaten maddi temizliği ifade eder. Namaz kılacağın yer ve üzerin temiz olması lazım. Allah'ın huzuruna temiz çıkacaksın. Üçüncüsü de kadefle amben tezekkâden kasıt malını temizleyen kurtuldu. Mal temizliği neyle olacak? Evet, arkası. Yayılarak oturmayalım. Son dakikalar. Namaza son dakikaları yaklaştık. Önleri sıklaştıralım. Arkada bir yığılma oldu. Üst katlarda boşluk var. Üst kata çıkabilirsiniz değerli kardeşlerim. Evet. Demek ki malın temizliği zekatla olacak. Zekata verilmeyen mal pistir dinen. Tamam mı? Zekat kelimesinin kendisi temizliktir. O yüzden huz min emvelihim sadakadan tudahhiruhum ve tüzekkihim bihe. Değil mi? Onların malından sadaka al, zekat al, onunla
hem kendi hem mal temizlenir diyor Allah-u Teala. Evet. Değerli kardeşlerim, Ramazan'da biz infak etmeyi de paylaşmayı da öğrendik. Kardeşlerimizle yardımlaşmayı da öğrendik. Beraber olmayı, siz fıtralarımızla, sadakayı fitrelerimizle, kardeşlerimizle kardeşlik köprüsü kurduk. Değil mi? Bu saate kadar fitrelerimizi vermeyen yoktu, değil mi? Var mıdır? Var ise halen unutan, tembellik yapan, veremeyen bir şekilde bizim burada zekat ve fitre zarflarımız var. Buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gerek Kur'an kursumuzda harcıyoruz. Gerek buradaki ihtiyaç sahiplerine bir şekilde sizin dediğiniz şekilde ulaştırıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, vakit yaklaşırken toparlayalım. Biz bayrama geldik. Bayram neyin bayramı bu bayram? Kurban şeyin bayramı, Ramazan'ın bayramı, efendim orucun bayramı, oruçlunun bayramı, oruç tutmanın bayramı, bir aylık kulluğun bayramı, bir aylık Ramazan okulunu mezuniyet günü, biraz sonra belgeler alacağız. Mezuniyet belgesi. Ramazan okulundan mezun oluyoruz elhamdülillah. İnşallah bizim karnelerimiz peki 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 olacak. Şimdi bunun bayram namazıyla taçlandırıyoruz. Bakınız, bayrama namazla başlıyoruz. Namazsız bir hayat yok. Ölürken de namazla ölüyoruz, değil mi? Ölürken de. Cenazemiz namazla kaldırmıyor. Doğarken neyle doğuyoruz? Ezanla doğuyoruz. Kulağımıza ezan okunuyor. Ölürken de o ezanın namazını kılıyorlar. Doğarken kulağımıza okunan ezanın namazını öldüğümüz zaman kılıyorlar. Hayat ezan ile namaz arası kadar işte. Bu kadar. Değerli kardeşlerim, bu bayram son birkaç dakika. Bu bayram ve önümüzdeki 2 ay 10 gün sonra bir daha bayram var malumunuz. O bayram kurbanın bayramı. Ama hele bayram deyince ne anlıyoruz? Evet, mutlu günler, paylaşma günleri, efendim, dargınların barıştığı, değil mi? 3 günden fazla birbiriyle konuşmamamız haram. Müslümanın birbirine en fazla üst limit 3 gündür diyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra haramdır konuşmama. O yüzden bu sabah ben bir görev yaptım bir yerde, fi tarihinde dedim caminin kapısını kapadın. Caminin içinde biliyorum birbiriyle konuşmayan vardı. Buradan sarılmadan çıkmak yok dedik. Onları sarıldırdık böyle. Bayramlaştırdık. Barıştırdık ama bizden sonra ne yaptı bilmiyoruz da. Şimdi şu camide de birbiriyle konuşmayan Müslüman varsa şu caminin kapısından çıkmadan bunu sağlayalım yani. Kucaklaşalım, sarılışalım. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca salgın hastalıktan dolayı 1 metre yaklaşamadık birbirimize. Rabbimiz o günleri atlattı elhamdülillah. Bu bayram artık ne yapalım? Bak, safları sık ve düzgün tutun diyoruz değil mi? Artık sıklaşalım. Safların sıklığı kalplerimizin de birbirine bağlanması demektir. Tamam mı? Namaz kılarken omuzlarımız birbirine değmeli. Ya namaza duruyor Müslüman. Arada şu kadar boşluk var ya. Araya durabilirsin namazda. Böyle bir namaz yok. Tamam mı? Omuzlar değecek birbirine. Bayram namazını kıldıktan sonra da camide 10 dakika sonra çıksan kıyamet kopmaz. Birbirimizle bayramlaşalım, tokalaşalım, tebrikleşelim. Dağılınca ortalık karışıyor. Kimse kimseyi şey yapmıyor ama burada camide ne oluyor? Hepsi beraber 10 dakika sonra çıksan ne olur? Zaten yağmur var, bir yere gidecek halimiz yok. Değil mi? Evet. Bayramı iyi değerlendirelim. Bayramı tatil olarak görmüyoruz zaten. Bayram, adı üzerinde bayram. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Onlara hediyeler vereceğiz. Büyüklerimizin elini öpeceğiz. Uzaktaysa telefon edeceğiz. Efendim, mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz, edeceğiz. Küskünler barışacak. Anne babamızın duasını alacağız inşallah. Efendim, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Akraba ziyareti Kur'an'ın emridir. Sıla-i Rahim diye geçer Kur'an'da. Akraba ziyareti Kur'an'ın da emridir yani. Tamam mı? Ölüleri ziyaret edeceğiz. Dirileri ziyaret ettiğimiz gibi ölümün bize uzak olmadığını bir kez daha
tefekkür edeceğiz. İnşallah Ramazan'da bir ay boyunca oruçlarımızı tuttuk. Oruçluya ne vardı? Ne vardı oruçluya? Hangi cennet? Kim söyleyecek? Oruçluya özel bir cennet var. Adı ne? Reyyan. Unutma. Bazı çocuklarımıza Reyyan ismi verir. Güzel bir isim. Reyyan. Oruçluların gireceği cennet. Evet, inşallah bu gün, bu sabah Reyyan biletimizi ne yapıyoruz? Cebimize koymuşturuz inşallah. Rabbimiz bize bunu nasip etmiştir diyoruz. Evet, vakit geldi. Tarifi Hoca Efendi yapacak. Zor bir...